Nedir bunlar? İbrahim'in altınları mı? Doğrudur hünkârım. Merhum paşadan kalan altınlar. Başından beri biliyordum, söyle değil mi? Siz sakladınız. Hünkârım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Lütfi Paşa. Senin bu vaziyetten haberin var mıydı? Bağışlayın hünkârım. Ama hangi vaziyetten bahsettiğinizi anlayamadım. Mihrimah, ne oldu, konuşabildin mi? Konuşmama lüzum kalmadı. Hünkârım bağışlayın. Fakat bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Altınlar dışarıda, gözlerimle gördüm. Şah-ı Huba'nın bu meseleyle bir alakası yok hünkârım. Hatice. Hünkârım müsaade edin, izah edeyim. Bu rezaletin izahı yok Şah-ı Huban. Kimin haddine düşmüş? Nasıl cüret edersiniz buna? Yazıklar olsun. Kardeşlerim birlik olmuş, beni sırtımdan hançerliyorlar. Hayır. Zinhar düşündüğünüz gibi değil. Altınlar saraya gidiyor. O yüzden yüklendi arabaya. Bağışlayın sultanım. Lakin günlerdir bu altınları arıyoruz. Şimdiye kadar çoktan haber verilmesi icap etmez miydi? Yeni bulundu Rüstem Paşa. O yüzden. Elbette öyledir sultanım. Ancak merakımı mazur görün. Neden Lütfi Paşa'mızın bundan haberi yok ve neden gece vakti taşınıyor, bir mana veremedim. Nedir bu sorgu sual paşa? Hünkârım. Bunu ben de merak ediyorum Şah-ı Huban. Vali Bey bunun daha münasip olacağını söyledi hünkârım. Vali Bey'in bu vaziyette ne alakası var? Hünkârım. Bağışlayın, burada olduğunuzu bilmiyorum. Merhum İbrahim Paşa'dan kalan altınları teslim almak için gelmiştim. Yazmış Vali Bey. Yarın görüşmek istediğini yazmış. Bu kadar mı? Evet. Yüz yüze konuşmak istiyormuş. Artık geç oldu. Ben uyumak istiyorum. Tamam. Yarın haber bekliyorum senden. Hayırlı geceler. Sana da. Sultanım. Emin olun sizi kırmayı, üzmeyi asla istemem. Zaten bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak görüyorum ki bu sessizliğin beni yanlış anlamanıza sebep oluyor. Size benim adıma kim mektup yazdı bilmiyorum. Ancak orada benim ağzımdan yazılan her şey aslında bir hakikati dillendiriyor. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Bu hayatım boyunca böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Zinhar başka bir hayalim yok. Olması da mümkün değil. Beni bağışlamanızı diliyor. Yüce hoşgörünüze sığınıyorum. Çıkın dışarı. Derhal!
arkamdan iş çevirip Bahri Bey'e haber verdin değil mi? Sakın beni suçlamaya kalkma Hatice. Zira gördüğün gibi ben herkesin hayatını kurtardım. Sen sadece kendi hayatını kurtardın Şahuban. Her zamanki gibi sadece kendini düşündün. Yeter artık Hatice, yeter. Bir an evvel aklı başına toplasan iyi edersin. Bu hırs, bu intikam duygun gözlerini kör etti. Hem kendine hem bana zarar veriyorsun. Anladın mı? Hünkârımız bir şey söylediler mi? Hayır. Söylemelerine lüzum da yok zaten. Vaziyet malumunuz. Öyle değil mi? Nasıl böyle bir hata yaparsınız sultanım? Nasıl? Bunu sonra konuşalım paşa. Hiçbir şeyden haberim yok. Lakin neredeyse hırsız damgasıyla kellem alınacaktı. Korkma paşa. Şah sultanımız arkanda oldukça sırtın yere gelmez. O korur. Kollar seni. Süleyman, ne oldu? Altınlar yeni bulunmuş Hürrem. Şahuban bulur bulmaz Malkaçoğlu'na haber göndermiş. Bizden hemen sonra geldi. Meğer altınlar saraya getirilmek üzere yükleniyormuş. Böylesine bir hadise size nasıl haber verilmedi? Malkaçoğlu emniyet tedbirleri almış. Saraya getirince bize haber vereceğini söyledi. O halde nedir bu halin Süleyman? Şükürler olsun ki sultanlarımızın bir günahı yokmuş. Zaten böyle bir şey nasıl yapabilirler ki? Bu mümkün mü? Vali Beyim. Mercan Ağa. Altınlar geldi mi beyim? Sayım yapılıp hazineye müsaade edilmesi için seni bekliyorlar. Derhal alakadar olurum. Mercan Ağa. Uzun yıllar Şah Sultanımıza hizmet ettin. Ancak unutma ki artık sen kapağı ağası oldun. Her şeyden evvel hünkârımıza karşı mesuliyetlerim var. Sultanım. Bahri Bey, seni tebrik ediyorum. Aslında ben değil, sultanlarımız ve Lütfü Paşa tebrik etmeli, öyle değil mi? Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Ona ne şüphe. Sultanlarımıza haber yolla. Bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Zira her daim onları kurduracak bir makulcu oğlu bulunmaz. Bu odam meselesi gittikçe alevleniyor hala. Petrur Araş böyle devam ederse sefer kaçınılmaz olur. Af dileyecektir şehzadem. Hizmet ettiği şalken bile bundan daha fazlasına cesaret edemez. Öyle. Öyle lakin İtalya seferinden cesaret buldu kafir. İstanbul'a hakim olma hayalleri kuruyor. Bağışlayın şehzadem. Rahatsız ediyorum. Payitahttan bir çavuş geldi. Ayas Paşa yollamış. Bunu size getirdiler. Ayas Paşa, yüce hünkârımızın emirlerini tebliğ etmiş. Tekebe-i İskender, Ramazanoğlu Piri Paşa'nın Tahmasp ve Memlük emirleriyle işbirliği edip ihanet ettiğini payitahta bildirmiş. Yapılan tahkikat neticesinde Piri Paşa'nın isyan hazırlığında olduğu tespit edilmiş. Hünkârımız Piri Paşa'nın kellesini bizzat benim almamı buyurmuşlar.
Dali Bey her şeyi mahvetti. Malumatım var sultanım. Vaka, ona karşı sizi haddim olmayarak defalarca ikaz ettim. Her daim yolumuza taş koyacaktır. Haklısın, öyle gözüküyor. Kendisi hünkârımıza çok yakın. O yüzden de her meseleyi ona danışıyorlar. Ayas Paşa'nın yaptıkları da ortada. İtalya seferinden sonra hünkârımızın gözünden iyice düştüler. Gidişat o ki Lütfi Paşa ve Bali Bey divanı ele geçirecekler. Buna mani olacaksın paşa. Ben divanda değilim ki sultanım. Diyarbakır'a gideceğim. Bu vaziyetteyken de hadiselere müdahale etmem güç. Kasım Paşa azledilmedi mi? Azledildi sultanım. Ancak Ayas Paşa'nın benim bu makama tavsiye etmeye niyeti yok. Oysa benim divanda olmam şart. Aksi halde sizi ve şehzadelerimizi nasıl koruyabilirim ki? Sen merak etme paşa. Divana girmen için ne lazımsa yapılacak. Eksik olmayın sultanım. Bilmenizi icap eden bir husus daha var. Şehzade Mustafa'ya haber yollandı. Hünkârımız Ramazanoğlu Piri Paşa'nın kellesini almasını emrettiler. Derhal hazırlık yapılsın. Emredildiği üzere 3000 Yeniçeri, 2000 sipahi ile Ramazanoğlu'nun üzerine yürüyeceğiz. Civar sancaklardan da bize takviye gelecek. Taşlıcalı, Teke Sancak Bey'i İskender'e haber yolla. Bütün kuvvetlerini toplayıp arkamızdan gelsin. Emredersiniz şehzadem. Çekilebilirsiniz. Taşlıcalı, sen kal. Kimdir bu Teke Bey İskender? Hakkında hususi malumatın var mı? Hayır şehzadem. Ancak Rüstem Paşa'dan sonra Trablus sancağından Teke'ye tayin edildi. O halde Ayas Paşa tayin etti. Doğrudur şehzadem. Madem Ramazanoğlu Piri Paşa Memlük emirleriyle işbirliği içinde, o halde Mısır Beylerbeyi Hadım Süleyman Paşa'dan malumat istemek lazım. Yüce hünkârımızdan emir geldiğine göre tahkikatta yapılmıştır zaten şehzadem. Ne diyorsam onu yap Taşlıcalı. Civar vilayetlerden de şehzademize destek gelecek. Ancak yine de isyanı bastırması güç. Zira Piri Paşa oldukça kuvvetli. Ayrıca şehzademiz de oldukça tecrübesiz. Şehzade Mustafa'yı orada yalnız bırakmak olmaz. Sen de yanında olmalısın. Mutlak suretli başarısız olması lazım. Onun hata yapmasını sağlayacaksın. Buna ancak hünkârımız karar verir sultanım. Vaka kendileri Diyarbakır'a gitmem için emir verdiler. Merak etme, oraya gitmeni sağlarım. Böyle bir fırsatı kaçıramayız, öyle değil mi? Sultanım, hoş geldiniz. Hünkârımız sizi bekliyor. Nasıl? Memnun musun yeni vazifenden? Her daim yanınızda kalmayı tercih ederdim sultanım. Sana burada ihtiyacım var Mercan. Zira dün gece olanlar malumun. Allah'tan Bali Bey tam vaktinde yetişti. Bali Bey vaziyetin farkında sultanım. Buna rağmen ifşa etmediğine göre sanıyorum sizleri korumak istedi. Bizden çok hünkârımızı koruyor Mercan. Bu hadiseyle onun üzülmesini istememiştir. Hünkârımız beni niye çağırdı, bir malumatın var mı? Maalesef yok. Ancak hayli sıkıntılı gördüm kendilerini. Dün gece de pek uyuyamadılar. Gel. Hünkârım, Şah-ı Huban Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Beni görmek istemişsiniz. Şah-ı Huban.
Seni buraya niye çağırdığımı biliyorsun herhalde. Dün gece olanlar beni ziyadesiyle üzdü. Zira söylendiği gibi masumane bir vaziyet olmadı aşikar. Hünkârım. Sana sakın Hatice'yi savunma. Belli ki altınları vermek istemeyen o. Bir değil, iki değil. Her gün yeni bir hadiseyle çıkıyor karşıma. Artık ona sen de hakim olamıyorsun. Aylardır sabrediyorum. Acısı diner, öfkesi geçer, tekrar huzur bulur diye. İyiye gideceğine her gün daha kötü oluyor. Artık buna bir son vermek icap ediyor. Nedir aklınızdaki hünkârım? Sultanım. Altınların hazineye intikali yapıldı mı? Bu meseleyle Mercan Ağa meşgul sultanım. Size malumat verecektir mutlaka. Mercan'a itimat edebilirsin. Kapı ağası olarak üzerine düşen vazife neyse onu yapar. Bundan şüphem yok sultanım. Aksi hünkârımızın huzurunun bozulması manasına gelir ki buna müsaade etmem. Hünkârımızın huzuru benim için de çok mühim. Zaten bu sebeple altınlar bulunur bulunmaz sana haber verilmesini sağladım. Sultanım. Gel. Mihrimah, ne yapıyorsun hala yatakta? Hasta mısın yoksa? İstirahat etmek istedim biraz. Ne oldu ki birden? Hani Bali Bey'le buluşacaktın bugün? Görüştünüz mü yoksa? Haklıymışsın Esma. Bali Bey çekiniyor. Bu yüzden benden uzak durmak istiyor. Ne söyledi ki sana? Vezir-i Azam Hazretleri. Hayırdır paşa? Sen hala burada mısın? Altınlar nihayet bulundu. Malumatım var. Vazifen sona erdiğine göre seni oyalayan bir şey yok. Diyarbakır'a dönebilirsin. Kasım Paşa kubbe vezirliğinden azledildi. Malumunuz daha evvel silsileyi meratip gereği bu vazifeye tayin edilememiştim. Ancak şu anki makamım buna müsait. Buna ancak hünkârımız karar verir. Siz beni divanda istemiyor musunuz? Sizi rahatsız eden ne? Aslen Hırvat olmam mı? İlla sizin gibi Arnavut taifesinden mi olmam lazım? Ne alakası var paşa? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ne hikmetse mühim vazifelere tayin ettiğiniz herkes Arnavut. Haddini bil. Sana izahat verecek değilim. Ben sadece kulağıma çalınanları söylüyorum paşam. Mesela... Fındıklı'da bir konağınız olduğu söyleniyor. Orada sefaat alemleri yapıyormuşsunuz. Bu ne cüret? Sen beni takip mi ediyorsun? Takibe ne hacet paşam? Bilmez misiniz? Bu sarayın her bir taşı nefes alır. Sır sır olarak kalmaz. Neyse ki hünkârımızın kulağına gitmemiş henüz. Çok şükür. Hünkârımız her şeyi biliyor Hatice.
Zaten daha evvel yüzüne karşı söylemişsin altınların kendi hakkın olduğunu. Ne olacak peki? Bir şey söylemedi mi? Usuller icabı hakkın neyse verilecek. Kalanı da hazineye intikal edecek. Bana ne olacak? Ben onu soruyorum sana. Hünkârımız buna sessiz kalmaz. Yoksa yine sürgün mü edecek beni? Bilmiyorum. Ama hayli sıkıntılı bir hali vardı. Nasıl bir karar verir, Allah bilir. Ne vakit gidiyorsun Beyzade? Son demlerim burada hatun. Lakin döneceğim. Hem de öyle bir döneceğim ki cümle alem önümde düz çökecek. Çabuk dön Beyzadem. Sonra gözümüz yollarda kalmasın. Doldur bunu. Sofia, vrati ću se jednog dana. Obećajna, Boris, obećajna. Obećavam, Andro, vrati ću se, neću vas ovdje ostavite. Soyun. Soyunsana. Biliyor musun? Adın ne senin? Olivia. Olivia. Nerelisin sen? Nerede doğdun? Ben Girit doğdum. Rum musun? Kimin kimsen yok mu senin? Korkma. Sana zarar gelmez. Yarın okçulukta hünerlerimiz sergileceğiz hünkârım. Enderun'dan akranımız olan kemankeşlerle has bahçede put atışı yapacağız. En mahir okçu kimmiş belli olacak. Belli zaten. En son ben galip gelmiştim. Bu kez çok çalıştım. Mağlup edeceğim seni. Hayal kurma Selim. Hiç kimse benden daha iyi ok atamaz. Yarın ne olacağını göreceğiz. Siz de mi geleceksiniz? Elbette. Bakalım dediğin kadar iyi misin? Madem yarın mühim bir gün, o vakit erkenden uyup dinlenin. Hı?
Hayırlı geceler hünkârım. Validem. Hayırlı geceler hünkârım. Hayırlı. Validem. Şehzade Mustafa'ya mühim bir vazife verdiğini işittim. Allah korusun, şehzademize bir zarar gelmesin. Merak etme, civar beyler destek verecekler. Süleyman biliyorum ki için rahat değil. Aklın hep orada kalacak. Arzu edersen Rüstem Paşa da şehzademize yardımcı olsun. Kendisi bölgeye hakim, tecrübeli bir paşa. İyi düşündün, böylesi daha münasip olur. Rüstem Paşa uzun yıllar hanedanımıza hizmet ediyor. İyi bir devlet adamı olduğunu ispat etti. Evet, herkes memnun. Aslında ona burada ihtiyaç var. Zira onun gibi sadık, kabiliyetli paşalar kolay yetişmiyor. Kasım Paşa'nın vaziyeti ortada, azledildi. Senin vezirin olmayı hak etmeyen böyle paşalar yerine Rüstem gibi kıymetli paşalar divanda olmalı. Ben de seni bekliyordum. Sual ettim, kimse yerini bilmiyordu. Hatun, gel. Hasibe Hatun. Olivia'yı himayeme aldım. Bir oda verirsin. Usul Erkan neyse öğret. Bir eksiği gediği olmasın. Emredersiniz paşam. Hayırdır inşallah. Neyse ne hatun. Sen niye sual ettirdin beni? Yarın ne vakit yola çıkarız? Ona göre hazırlık yapmak lazım. Sabah hünkârımızı ziyaret edeceğim. Sonra da düşeriz yollara. Divan meselesi ne oldu? Ne divanı? Malum. Hürrem Sultan seni vezir yapmak niyetinde. Kasımpaşa'da azledildiğine göre. Sen Şah Sultan'dan haber ver. Ağzımdan laf almaya çalıştığına göre. Önümü kesmek istiyor. Ne bekliyorsun ki paşam? Hürrem Sultan'a sadık birini isterler mi divanda? Onların ne istedikleri kimin umurunda hatun? Bugün değilse bile yarın. Ama bugün mutlaka hakkım olanı alacağım. Kader beni işaret ediyor. Beni. Kasım Paşa'nın yerine divana kimin gireceği belli oldu mu? Hayır. Ama sefer esnasında Rumeli Beylerbeyi olarak tayin edilen Hüsrev Paşa Bosna'dan gelecek. Hünkârımıza Boğdan'la alakalı malumat verecek. Ben şahsen kendisinin Kasım Paşa'dan boşalan yer için uygun olduğunu düşünüyorum. Zira silsile-i meratibe göre vezirliğin yolu Rumeli Beylerbeyliğidir. Nasıl bir paşa bu? Hürrem'e karşı dirayetli olabilir mi? Hiç şüpheniz olmasın. Onun için deli Hüsrev Paşa derler. Fakat deliliği cesaretinden gelir sultanım. Tuttuğunu koparan cevval bir paşadır. Maşallah. O halde bu vaziyetle alakadar olmak lazım. Hı.
Ben bir şeyler düşüneceğim elbet. Ben bir Esma'na bakayım. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şem'i yanmaz mı? Sizin iyiliğinizi düşünüyorum sultanım. Hünkârımızın sabrını daha fazla zorlamayın. Size tavsiyem Hürrem'den de saraydan da uzak durmanız. Hünkârımız mı yolladı seni? Ey Allah'ım. Sultanım niye anlamıyorsunuz? Eğer böyle devam ederseniz evlatlarınızı da kaybedeceksiniz. Hünkârımız alır onları elinizden. İstediğiniz bu mu? Hünkârımız geldiler. Sizi bahçede bekliyorlar. Sana yeni bir saray tahsis edilecek. Bundan böyle evlatlarınla birlikte orada yaşayacaksın. Düğünden sonra geçersin. Ne düğünü bu hünkârım? Kimin düğünü? Seni evlendirmeye karar verdim. Hazırlığını yap. Tez vakitte münasip bir paşa ile evlendirileceksin. Gel. Şehzade Hazretleri. Asker yola çıkmak için hazır. Sizi bekliyoruz. Gidelim Taşlıcalı. Mustafa. Yola revan olma vakti geldi valide. Aslanım. Dualarım seninle oğlum. Allah yolunu açık etsin. Amin. Rümeysa. Bu gömleği yanında götür. Tasımlı gömlektir. Seni her türlü beladan şerden koruyacaktır. Allah'ın izniyle tez vakitte dönerim. İnşallah. Yolunuz açık olsun şehzadem.
Şehzade Hazretleri. Sinyolam. Ben de sultanımızı ziyarete gelmiştim. Vaktiniz olursa sizi de görmek isterim. Daha sonra sinyolam. Bir müddet buralarda olmayacağım. Devlet işleriyle alakalı bir seyahat. Şehzadem, günlerdir bekliyorum sizi. Teşrif etmediniz. Şimdi gitmem icap eder. Döndüğümde ziyaret ederim sizi. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim şehzadem. Sinyolam. Sinyora. Ayşe sen sultanım dairesine götür. Nasıl arzu ederseniz sultan. Sultanım, sinyora burada. Arzu ederseniz göndereyim gitsin. Al içeri. Sultanım. Hoş geldiniz. Şehzadem için geldiyseniz burada değil. Az evvel karşılaştım kendileriyle. Ayrıca ben sizin için geldim. Bir hediye var. Bizzat takdim etmek istedim. Specchio del peccato, yani günah aynası. Carloni ailesine sizin için hususi yaptırdım. Kendileri dünyanın en güzel, en kıymetli mücevherlerini işleyen bir ailedir. Neden günah aynası diyorsunuz? Herkes istemeden de olsa günah işleyebilir sultanım. Kimsenin bilmediği, görmediği, işitmediği günahları olabilir. Zaman geçtikçe insanın üzerine kara bir bulut gibi çöker, ağırlaşır, taşıyamazsınız. İşte bu ayna o günahlardan sakınmak içindir. Günah çıkarmak için papazlara gittiğinizi sanıyordum. Elbette sultanım. Bu bir efsane sadece. Aynanın bizi ve sevdiklerimizi günahlardan koruduğuna inanılır. Ama bunun için tek şart, aynayı kim taşıyorsa o da günah işlemeyecek. Eğer günah işlerse ayna kırılır. Ve kötülüklerin kapısı ardına kadar açılır. Bana nasıl reva görür Gülfem? İbrahim'den sonra başka bir erkek. Böyle bir şey nasıl düşünür? Yardım et bana. Hünkârımız beni evlendirmeye karar vermiş. Telaş etme Hatice. Belki de böylesi senin için daha hayırlı olur. Sen biliyordun. Öyle değil mi? Evildiğin halde bana hiçbir şey söylemedin. Hepiniz arkamdan iş çeviriyorsunuz. Yazıklar olsun size. Bunu sen istedin Hatice. Gülfem de ben de seni defalarca ikaz ettik ama sen bizi dinlemedin. Ayrıca bu kötü bir şey değil. Hünkârımız en doğrusunu düşünmüş. Artık kendine yeni bir hayat kurmanın zamanı geldi de geçiyor. Hayır. Asla. Böyle bir şey mümkün değil. Anlıyor musun beni? Neden olmasın? Hala çok gençsin. Güzelsin. Sağlıklısın. Hatice ömür boyu yas tutacak değilsin ya. Senin için söylemesi kolay tabii. İstemediğin bir adam değilsin sen. Zerre kadar sevmiyorsun onu. Mesut değilsin. Şu an kellesi alınsa umurunda olmaz. Hatta buna sevinirsin bile. Hatice. Yalan mı? Benim gibi sevmedin ki sen hiç. Benim kadar sevilmedin. Çünkü benim hayatımda İbrahim vardı. Ve biz öyle büyük bir aşkla bağlıydık ki birbirimize. Onun aziz hatırasına asla ihanet etmem. Ne büyük aşk. O yüzden mi Nigar'a ihanet etti sana?
dışarı. Çık. Defol! Sen bilirsin Hatice. Önünde iki yol var. Ya kendi seçtiğin biriyle evlenirsin. Ya da hünkârımız kimi münasip görürse. Bir yol daha var. Canıma kıyarım. Sana yemin ediyorum. Eğer beni zorla evlendirmeye kalkarsanız yaparım bunu. Sultanım. Afiyetlisinizdir inşallah. Gittiğini sanıyordum. Allah izin verirse bugün yola çıkıyorum. Şehzade Mustafa Hazretlerine yardımcı olmam emredildi. Esma Hanım Sultanım. Şehzademize selam ve hürmetlerimi iletirsin. Bali Bey hünkârımızın yanında mı? Evet sultanım. Kendisi has odada. Uğurlar olsun. Rüstem Paşa hakkında ne düşünüyorsun? Sence divana girme vakti geldi mi? En doğrusunu siz bilirsiniz hünkârım. Fakat nacizane tavsiyem Diyarbakır'da kalmasından yanadır. Zira divanda olmasından daha mühim bir vazife bu. Malumunuz, bölge her vakit karışmaya müsait. Orada size sadık ve başarılı bir paşanın varlığı mühim. İlaveten Anadolu ve Rumeli beyler beyleri teşrifatta daha ön sıradadırlar. Vezirlik onların hakkıdır. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Alın içeri. Malkoçoğlu, bu mevzu bilahare konuşuruz. İlaveten Anadolu ve Rumeli beyler beyleri hakkında malumat topla. Senin tavsiyeni öğrenmek isterim. Emredersiniz hünkârım. Mihrimah'ım. Benim güzel kızım, hoş geldin. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk hünkârım. Has bahçeye gideceğiz hünkârım. Şehzadelerimizi seyretmeye. Birlikte gideriz diye düşündüm. Gideriz elbet. Beni iyi dinle ağa. Haremle yaymanı istediğim bir dedikodu var. Herkes duyacak, bilecek. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Destur, Mihrimah Sultan Hazretleri. Sultanım. Şehzadem. Hünkârımızla birlikte geleceğinizi sanıyordum. Validemle birlikte birazdan teşrif edecekler. Beni şehzademle yalnız bırakın. Ne oluyor Mihrimah? Hayırdır? Bir şey mi söyleyeceksin? Beyazıt'la konuştun değil mi? Kavga dövüş olmasın. Malum, hünkârımız gelecek. Bunu söylemek için mi yolladım Bali Bey'i? Onunla konuşmak dururken neden böyle yapıyorsun anlamıyorum. Vazifesi icabı hünkârımıza çok yakın. İhtiyatlı olmaya mecbur. Bu kadar çabuk mu vazgeçeceksin? Dik durun. Dik durun. Sadece hedefe. Evet, çok güzel bir atış şehzadem. Tebrikler. Kabzayı sıkı tutun. Göğüs dışarıda. Kirişi güçlüce çekin. Evet,
Sadece hedefi düşün. Evet. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Birazdan hazırlık biter paşam. Çıkarız. Telaş etme hatun, lüzum yok. Sen burada kalıyorsun. Nasıl? Ben gelmeyecek miyim? Götürmeyecek misin beni? Evvela Şehzade Mustafa'nın yanına gitmem emredildi. Uzun sürebilir. Kış vakti yola çıkma, burada kal. Ağalar, cariyeler, herkes yanında olacak. Ayrıca bir şey istersen de Sümbül Ağa'ya haber et. Haydi hatun. Allah'a emanet olun.